Merhaba arkadaşlar. 4 Aralık AYT Edebiyat soru çözümünü yapalım. Edebiyat metinlerinde, eserlerinde bunlar yakın anlamlı kelimelerdir ama metin parça anlamına gelir. Eser de bunun tümü demektir. O yüzden burada tam bir uyuşma yoktur arkadaşlar. Anlatı hikayeleme demektir. Diyalog konuşma, saptamak, tespit etmek içerikte konu anlamına gelir ama metin ve eser tam olarak aynı anlamlı değildir. İkinci soruya baktığımız zaman kişisel düşüncelere yer verilmiştir diyor. Burada E şıkkımızda İbn Sina olağanüstü bir zekaya sahip demesi yazarın kendi görüşünü anlatır. Üçüncü soruya baktığımızda ülserin nasıl oluştuğunu bize anlatır. İkinci cümlede de ülserin tedavi edilmezse vereceği zararlardan bahsediyor. O yüzden burada bir çelişen farklar yoktur. Anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Evet, tedavi edilmediği zaman verdiği zararlardan bahsetmiş. Dördüncü soruya baktığımız zaman yazar hakkında hangisi söylenebilir? Çünkü beni yalnız ailem değil, aynı zamanda doğduğum şehrin mimarisi büyüttü derken yetişmesinde büyüttüğü çevrenin etkili olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız Bursa. Beşinci soruya baktığımız zaman aydınlanma çağı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Batı'yı çeşitli alanlarda üstün bir konuma yükselttiğini, Batı Avrupa'yı medeniyetin merkezi haline getirmesi, diğer toplumların Batı'yı örnek almaya sevk etmesi diyebiliriz. Otoriter yönetimlerin etkisini zayıflattığı kilise ve krallığın tavizler verdirmesi, Osmanlı'nın kültür olarak geri kalmasında etkili olduğu, Osmanlı'nın kültür olarak geri kalması sebebi aydınlanma çağı değildir arkadaşlar. Bireylerin özgürleştiğine, bireyleri otoriter ve gelenekten bağımsız hale getirmesi var. Toplumsal düzeni yeniden inşa ettiği, bireyler kendi düzenlerini yeniden inşa etmeye başlarlar. O yüzden cevabımız C. Altıncı soruya baktığımızda birincisi girişimcinin zaten tanımlamak mümkündür derken tanımlama yapmış. İkincide karşılaştırma, girişimsel faaliyetlerle diğer ticari aktivitelerin en önemli özelliği derken karşılaştırma. Çıkarım demiş, başarıları elde edilen başarıların en büyük haz kaynağı olduğunu söyleyerek kendince bir çıkarımda bulunmuş. Çünkü bağlacını kullanarak bir önceki cümlenin gerekçesini açıklamış ama E şıkkında öneriler yok. Onun yerine girişimciler ve yöneticileri ayıran önemli özellik diyerek karşılaştırma yapmıştır arkadaşlar. Karşılaştırma var. Cevabımız Edirne olacak. Yedinci soruya baktığımız zaman teşhis sanatı yani kişileştirme sorulmuş. Kolay bir soru. Göz kırpar yıldızlar, balıklar, türkü söyler. Bunlar kişileştirme. İnsana ait özellikler yıldıza, türkü söylemeyi de balıklara vermiş Denizli. Sekizinci soruya baktığımız zaman şiirimize baktığımızda bir serbest ölçüyle yazılmış bir şiir olduğu için bir düz kafiye şemasından bahsedemeyiz. Koçaklama türünden bahsedemeyiz. Redif olarak baktığımızda düzenli bir redif sistemimiz yok. Pastoral şiir dediğimizde doğayla ilgili bir durum söz konusu değil. Birden fazla edebi sanat var. Evet, gözlerin burada, gözlerinin ucu da burada diyerek benzetme sanatları yapılmıştır. 9, 11'li hece ölçüsü. Evet, 11'li her iki dörtlüğümüzde 11'li hece ölçüsü. Benzer temalar sevgilinin güzelliği. Bundan bahsedilmiş. Sevgilinin güzelliği var burada. Nazım şeklinin koşma olması, düz uyak şeklinde şemalanması ve 11'li hece olması nazım şeklinin koşma olduğunu gösterir. Redifler dediğimizde ımdalar redif, burada da ığlar redif olarak alınır. Ama benzetme sanatı sadece kömür gözlü derken teşbihi beli vardır. Diğerinde benzetme sanatımız yoktur. 10. soruda masalın dilek bölümünden aldığı söylenmiştir. Orada da ne denir? Onlar ermiş muradına.
Biz çıkalım kelebetine, gökten üç elma düştü. Biri bana, biri sana, biri de söyleyene diyerek masalın dilek bölümüdür. 11. soruya baktığımız zaman Bozkurt Destanı'ndan bahseder. Burada gerçek ve hayali unsurlar bir aradadır. Kahramanın olağanüstü özellikler göstermesi, 10 erkek çocuklarının olması, Türklerin soyunun kurt olduğu Aşine boyundan olduğunu söylemesi, olağanüstü özellikler var. Türk soyundan Türklerin kurt olduğu üzerine durulmaktadır. Belirli bir tarihi dönem. Destanlarda belirli bir tarihi dönem olmaz arkadaşlar. Bozkurt Destanı da Göktürklerin destanı olduğu için İslamiyet öncesi dönemdir. Cevabımız Denizli. 12. soruya baktığım zaman divan edebiyatındaki denizi, deniz kültürü için kullandığı kelimeler bah, bihar, kulzüm, umman, derya, yem ve muhit sözcükleri. Bu sözcükleri şiirlerde arayalım. Cihanlara cihan içtedir demiş. Burada derya içtedir. Deryayı bilmezler. Bahri hüzn demiş. Deniz var yine B şıkkında. C şıkkında derya kelimesi. D şıkkında deniz gibi demiş. Sahil demiş ama cevabımız E şıkkında deniz, bahr kelimelerini göremiyoruz. 13. soruya baktığımızda destanlar hakkında bize bilgi vermiş ve boşluk bırakılan yerde de halk kitlelerini, devlet yöneticilerini ahlaki yönden olgunlaştırma, erdemli kılma, öğüt dediği için pentnamedir. Gazavatname, savaş, tezkire, biyografi, şarkı kendi bir nazım biçimidir. Seyahatname'de gezi türündedir. Cevabımız Bursa. 14. soruya baktığımız zaman ilk telif tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir. Doğru. Namık Kemal'in ilk sahnelenen tiyatro eseri Vatan Yuhası Silsile'dir. Doğru. Ahmet Vefik Paşa'nın Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner'e aittir arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviri ve adaptasyonlar yapmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem Atalay'ı Şatobiryan'ın romanından uyarlamıştır, tiyatroya çevirmiştir. Bu romanda Kızılderililerin hayatını anlatır. Mahmut Ekrem de Atalay'a çevirmiştir arkadaşlar, tiyatro oyununa çevirmiştir. 5. soruda Abdülhak Hamit Tarhan da önemli tiyatrocumuzdur. Oynanmak için değil, okunmak için yazan sanatçı. 15. Sami Paşazade Sezai'nin ünlü romanı Sergüzeşt'tir. Kafkaslardan getirilen Dilber'in cariye olarak yetiştirilmesi ve onun yaşamındaki dramlar ele alınır. 16. soruya baktığımızda paragrafı okuduğumuz zaman 1902. Meşrutiyet sonrası 1909'da kurulması ve bildiri yayınlaması bize bunun fecri ati topluluğu olduğunu gösterir ve bu topluluğun en ünlü üyesi Ahmet Haşim'dir. Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat ve Refik Halit Karay. Milli Edebiyat döneminde anlatsak da bu bildiriye imza atan sanatçılardandır. Ancak Ziya Gökalp bu bildiride imzası yoktur. 17. Şiiri okuduğumuz zaman milli edebiyatın ilkelerini görüyoruz arkadaşlar. Aruz yerine hece. Yabancı, Arapça, Farsça kelimeler yerine Türkçe kelimelerin kullanılması bize milli edebiyat döneminin ilkelerini anlatan şiirimizdir. Modern Türk öykücülüğünün mihenk taşı olması, 12'yi bulan mahlas ya da takma isim kullanması, çünkü Memduh Şevket Esendal devlet memurluğu görevindeyken hikayelerini farklı isimlerle yayınlamıştır. Mopsan tarzı hikayelerden Azerbaycan'da büyükelçilik yaparken Çahov tarzı hikayeye geçmiştir ve yerli Çahov ünvanını almıştır. Memduh Şevket Esendal bulacak. 12'ye baktığımız zaman köy ve köylü konularını esas alanlar Nabizade Nazım'ın yazdığı ilk köy romanımız Karabibik. İkinci sırada Mizancı Murad'ın Turfanda mı yoksa Turfo mu yine köy konulu romanımız. Diğer boşlukta da milli edebiyat bölümünde Yakup Kadri'nin ünlü eseri Yaban'dır. O yüzden cevabımız Ceyhun olacak.
20. soruya baktığımız zaman modernist sanatçılarla ilgili. Oğuz Atay'ın ironik anlatımı, aydınların üç dünyası ki modernist eserlerin genel özelliklerinden. Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi eseri masal tarzı ya da masallara benzer bir anlatım vardır. Rasim Özdener'in eserlerinde varoluşçu felsefe ve bilinçaltına yönelimler, ruhsal çözümlemeler vardır. Yusuf Atılgan'ın Minareden Öte Eylemci yine topluma yabancılaşma, yalnızlık teması ki modernist eserlerin başat konularındandır. Haldun toplumun bozuk, düzensiz, eksik, çürük yanlarını alaycı bir dille Haldun Taner'e ait bir özelliktir. Ancak bu eser Haldun Taner'e ait değil, Ömer Seyfettin'in eseridir. O yüzden cevabımız Edip bir yanlışımız orada. 21'i de baktığımız zaman Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk toplumunun yaşadığı sosyal değişim, krizler, Kiralık Konak romanının özeti, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, bu Yakup Kadri'nin önemli eserleri ve özelliği. Rasim Özdener'in Aile Adli Kayası'ndan alınan bir parçaya baktığımızda hangisi söylenemez? Baktığımızda evet bir gözlemci bakış açısı var. Benzetme ve şileştirme var ama iç monolog olmaz. Zaten gözlemci bakış açısıyla yapmışsanız iç monologla o tekniği kullanmanız zor arkadaşlar. 23. İslamiyet dönemi ilk eserlerimizi soruyoruz burada. Kaşgarlı birinci sırada Yusuf Has Hacib'in Kutadgu dedik. Kaşgarlı Mahmut'un sorduğu eseri Divan-ı Lügat-ı Türk. Edip Ahmet Yüknekin'in Boşluk Doldurması Atabeytül Hakaik, Ahmet Yesevi'nin de buradaki de Divan-ı Hikmet Gelecek, Dede Korkut eserimiz yok. Akım sorusu arkadaşlar, Sokrates'in kendini bilmesi, insan varlığının özünün ortaya çıkması, bunun için özgür olması, kendi kimliğini inşa etmesi, seçimler yapması, yaptığımız her seçimin kendi karakterimizi, kendi varlığımızı ortaya çıkartması, bu felsefe ya egzistansiyalizm ya da Türkçesiyle varoluşçuluk akımının özelliklerini anlatmış. Cevabımız Edirne olur.